Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size en çok sorulan, yani bizlere en çok sorulan, öğrencilerimizin en çok sorduğu el bandajını alıp "Hocam, el bandajımı elime sarar mısınız? El bandajı nasıl sarılır?" sorusuna cevaplamaya geldim. Size 3-5 tane el bandajı sarma şekilleri göstereceğim. Konuyu fazla uzatmayacağım. Bugün dolu dolu bir video ile geldim. Yani videoyu yavaşlatıp yavaşlatıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Beğenip abone olmayı da unutmuyoruz. Lafı uzatmadan hemen başlıyoruz. Arkadaşlar, biliyorsunuz baş parmaktan doluyoruz bunu. İlk defa aldık. Antrenmana gireceğiz. Geç kalmamamız lazım. Buradan bilekten attık. Yukarıdan attık. Buradan bir yukarıdan çapraz. Bir aşağıdan. Sarıyoruz bu şekil. Elimizin tamamen bilek kısmını tamamen sağlam bir şekilde, saracak şekilde sarıyoruz. Doluyoruz yani. Düşme yok. Gayet güzel. Bunu da yapmamız gereken arkadaşlar, bunu da yapmamız gereken tek sıkıntı bunu sarar sarmaz eldivenle antrenman yapmak. Eğer ki eldivensiz yaparsak bu açılacaktır. Bu da sizin sinirinizi bozacak. Şimdi ne yapacağız? Bu birincisi. Anladık değil mi arkadaşlar? Yani çok basit. Sadece elimizi dolayacağız. Tekrardan geçelim istiyorsanız. Baş parmaktan aldık. Bilekten. Bilek çok önemli arkadaşlar. Bilekten. Bir içeriden, bir dışarıdan. Bu şekilde. Doluyoruz. Yani maksat burada yumruktan ziyade bileğimizi koruma adında güzelce doladık. Bak, gördüğünüz gibi 20 saniye sürmedi. Gayet şık. Yeni başlayanlar için bu arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci bandajımıza. Yine baş parmaktan. Buradan bilekten attık. Elimizin üstünü doluyoruz. Aynı şekilde bir içeriden bir dışarıdan yaparken burada yukarıdan parmakların arasına bir indirdik. Kaldırdık, iki indirdik. Kaldırdık, üç indirdik. Dört. Buradan sonrasını buradan attık ve avuç içinden çektik, bağladık. Şöyle. Bununla antrenman yapabiliriz arkadaşlar. Parmaklarımızdan çıkmaz. Bileğimizi sarar. Gayet güzel. Bilek ve baş parmağını korur. Parmakların arasında zaten gayet şık. Bu ikincisi. Şimdi bir de üçüncüsü var. Bu üçüncüsü sizler yani profesyonel maça çıkacağınız vakit bu el bandajların iki çeşidi var. Bir kısası, bir uzunu. 3-3,5 metre ile 5 metre olanları. 5 metre profesyoneller genelde kullanıyor. Bu 5 metrelik olanlar yani iyi olduğunuz zaman alıp kullanabilirsiniz ama genel olarak da 3,5 metre olan ideal arkadaşlar. Buradan elimizi buradan katlıyoruz. Yumruk 4 parmağımızın kemiği üzerinde, bak, katladık. Şöyle bir minder oluşturduk. Kalın bir minder oluşturduk elimizin üstünde. Buradan tutuyoruz. Buradan sardık. Artık yumruğumuza sanki eldiven takılmış gibi bu şekil takıyoruz. Bundan sonra bak, kalınlığı görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra biraz önceki gibi yukarıdan aşağı giriyoruz ki bak, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı. Buradan eli doladık. Bileği doladık ve örttük. Şurası minder oluştu artık. Kalın, sağlam. Artık yani duvara dahi vursak sanki böyle zarar görmeyecek şekilde. Bunu bir kişi yardımı olmakla beraber yapabiliriz arkadaşlar. Kendimiz ilk başta yapamayız. Gelelim olayımıza. Burada şimdi benim kendi tecrübelerime ve kendi sardığım şekli size göstereceğim. Esas olayımız odur. Bence onu alın. Size diğer sardığım 2-3 tane tercihiniz sizindir. Yine çok gevezelik yapmayalım. Şöyle gösteriyorum. Ben serçe parmaktan.
esası budur arkadaşlar. Bileği doladık. 1. Baş parmaktan aldık. 2. Yukarıdan attık. 3. Buradan alıyoruz. Yukarıdan aşağı attık. Yani bileği bir tur çevirip diğer parmak. Şimdi arkadaşlar eklemler çok önemli. Buradan tekrardan bilekten atıyoruz. Sırayla bütün parmakları dolandırıyoruz. Ve en son final olarak buradan geçirdikten sonra şöyle çok güzel bir şekilde tamamen çapraz bir şekilde eldiven olmuş gibi bununla antrenman da yapabiliriz, koşabiliriz, işte barfiks çekeriz, ip atlayabiliriz. Bu dağılmaz arkadaşlar. Bunu tekrardan size yavaş bir şekilde göstereceğim. Sonra el bandajı nasıl katlanır videonun devamında onu yapacağım. Bu videodan sonra gelecek videoda dişlik, yani sporcuların, dövüşçülerin, boksörlerin dişlikleri nasıl hazırlanır onu size çekip göndereceğim arkadaşlar. Burada serçe parmaktan taktık. Bunu olabildiğince yavaş göstereceğim. Bilekten attık. Yukarıdan aşağı bak. Çapraz. Hemen baş parmaktan manevra yapıyoruz. 1. Tamam mı? Buradan attık ki artık parmakların araları kaldı. Parmağı orta eklemden itibaren doluyoruz. Bir tur bilekten. Şöyle yavaş bir şekilde göstereyim. Snow motion'da şöyle buradan son parmak. Evet. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bunu da attıktan sonra avucumuz boş kaldı. İşte burada yukarıdan atıyoruz. En son kilitleme noktası dediğimiz kitleme. Buradan aldık. Bileği sarmaladık. Ve final. Çok tarz ve sağlam. Gerçekten eklemleri, burada eklemleri, yani şurayı, eklemi, gördüğünüz gibi eklemler tamamen sağlam bir şekilde duruyor. Şimdi el bandajı sararken bir hata yapılıyor. Böyle trip, hani yeni nesil trip yapıyoruz ya, trip. İşte bu sarıyorlar ne oluyor hop. Hocam diyor, benim diyor bandajım diyor bu şekil oldu, ne olacak, örtülmüyor. Burada arkadaşlar ters mi sardık? Burada hemen bir tur manevra yapıp yukarıdan örtüyoruz. Tekrar düz oluyor. Anlaşıldı mı? Yani nasıl yaptığımı merak ediyorsanız tekrardan göstereyim. Şimdi sardım. Bak olmuyor. Nasıl olacak? Cırt olmuyor. Cırttan önce bir karış kala çeviriyorum. Çevirdim. Bir tur attım ve final. Güzel. Şimdi gelelim el bandajı mesela topladık. Kaç taktığımız oldu değer hocam? 9. Şimdi arkadaşlar bunu böyle çantaya atarsak ne olur? Bir dahaki ders biz bunu saramayız. Bunu eskimesini istemiyorsanız yapacağımız olay bu. Bak. Bitiş noktası buradan. Aldık bu kadar. Katla. Hızlı bak. En hızlı katlama. Katladık. Buradan katladık. Bu. Şimdi buradan atıyoruz. Tekerlek gibi. Buradan hani makara gibi. İp dolarmış gibi doluyoruz. Şöyle hızlıca. Bu size anlatırken arkadaşlar yavaş yapıyorum. O yüzden biraz zorlanıyor. Gördüğünüz gibi bunu çantamıza attığımız zaman kendiliğinden ütülenecektir. Ve rahatlıkla antrenmana çıkarttığımız gibi atıp tekrardan dolayabileceksiniz. İnşallah, umarım güzel olmuştur bu video sizler için. Bunların devamı gelecek arkadaşlar. Abone olup videomuzu paylaşmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın, dostça kalalım. Nasıl oldu? Durdurmadın mı da?